TİKKO tarafından kaçırılan ve 23 gün sonra yakınları tarafından cansız bedeni bulunan İşçi Partisi Ovacık ilçe başkanı Cemal Beyazgül toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan Alevi dedesi Ahmet Göçmen kardeşlik mesajı verdi ve artık bu tür cinayetler durmalı dedi. Beyazgül'ün otopsi raporunda da normal bir ölüm olmadığı, ölümün şüpheli bulunduğu belirtildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde TKPML, TİKKO örgütü tarafından kaçırılan ve 23 gün sonra yakınları tarafından cansız bedeni bulunan İşçi Partisi Tunceli Ovacık ilçe başkanı Cemal Beyazgül toprağa verildi. 23 Haziran Pazar günü TİKKO tarafından kaçırılan Beyazgül'ün cansız bedeni 16 Temmuz günü Buzluktepe köyü yakınlarında akrabaları tarafından bulundu. Cigaretim, canımdır. Canımı feda ederim. 45 yaşında ve taksi şoförlüğü yapan Cemal Beyazgül'ün otopsisi Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Otopside Beyazgül'ün ölümünün şüpheli bulunduğu ve normal bir ölüm olayı olmadığı belirtildi. Otopsinin ardından Beyazgül'ün naaşı ailesine teslim edildi. Beyazgül için cenaze töreni ilçe merkezi Pulur Mahallesi'nde bulunan evinin önünde düzenlendi. Törene 2000'e aşkın yurttaş katıldı. Beyazgül için ağıtlar yakıldı. Beyazgül'ün cenazesinde Alevi dedesi Ahmet Göçmen artık bu tür cinayetlerin durması gerektiğini belirtti. Bundan sonra böyle acıları görmeyelim. Burada dur deme vakti gelmiştir, dur diyelim. Göçmen kardeşlik mesajı verdi. Ölüm benim için tozlu yoldur. Başbakan'a diyorum, genç başbakan. Ben olmazsam sen olamazsın. Çanakkale, şunu bunu kazanan kim? Diyarbakırlısı banadır, banadır, muşudur. Kardeş olan bir araya gelin. Törenin ardından Beyazgül ilçe mezarlığında toprağa verildi.